Azizler, bugünkü cuma sohbetimizin mevzusu dolzarb mevzulardan bittesi Sile-i Rahim karındaşlık alakalarını yaxşilash mevzusu da buladı inşallah kerim. Sile-i Rahim mevzusu cüdayım dolzarb mevzu. Allah subhanahu ve ta'ala'nın kelamı Kur'an-ı Kerim'de kayta kayta tekrarlangan meselelerden bittesi aynı meneşu Sile-i Rahim. Sile-i Rahim bizge begona emas, daim gapiramiz. Daim bu to'g'risida mavizalar qilinadi. Sile-i Rahim degani, sile bu bog'lash bo'lsa, rahim onani qorniga aytiladi. Ya'ni bir qorindan, bir otadan, bir onadan dunyoga kelgan aka-uka, opa-singillar, qarindosh urug'lar o'rtalaridagi muomalalarini chiroyli qilishlari bordi keldilarini o'rniga qo'yishlari, munosabatlarini mustahkamlashliklari aynı mana shu dinimizning eng katta talablaridan bittasi. Haq taolo bizi qilayotgan ibodatlarimizga savob beradi, ajr beradi. O'qiyotgan namozimiz, tutayotgan ro'zamiz, o'qiyotgan tilovati Qur'onlarimiz, qilayotgan hajimiz va hokazo hamma ibodatlarimiz uchun ajr beradi, savob beradi. Shularni qatorida bizim muomalalarimizga ham Alloh taolo ajr beradi, savob beradi. Ya'ni jamiyatda mu'min musulmonlar bir-birlariga bo'ladigan munosabatlarida, muomalalarida, qarindosh urug'chilik muomalasi munosabati bo'lsin, qo'ni-qo'shnichilik munosabati bo'lsin, do'stu og'aynilik, yori birodarlik aloqalari bo'lsin, mana shularni go'zal tartibda shariatimiz buyurgan tarzda Allohni xuddi farzini ado qilayotgandek bunga yaxshi munosabatda bo'ladigan bo'lsak, inshaalloh bunga Alloh taolo ajr beradi, savob beradi. Haq taolo Qur'oni Karimda o'ziga ibodat qilishni zikr qilib turib, shuni qatorida Sila-i Rahim, ya'ni qarindoshlik rishtalarini bog'lashlikni ham zikr qilgan. Nisa surasini 36-oyati, astaizu billah. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Allohga ibodat qilinglar. Unga hech narsani sherik qilmanglar. Ota-onaga yaxshilik qilinglar va qarindosh urug'laringizga yaxshilik qilinglar dedi. O'ziga ibodat qilishdan keyingi o'ringa mana ota-onaga yaxshilik qilish navbati bilan qarindosh urug'larga yaxshilik qilishlikni Haq taolo buyuryapti. Bu ham bo'lsa, dinimizda bu masalaga ahamiyat juda katta ekanligini bir nishonasi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimning boshqa bir oyatida aytadi: "Astaizu billah. Vallazina yasiluna ma amarallohu bihi an yusala va yakhshawna robbahum va yakhafuna su'al hisab." Sadaqallohul azim. Ular Allah bog'lanishga buyurgan narsalarni, ya'ni qarindoshlar bilan aloqani bog'laydilar. Parvardigorlaridan qo'rqadilar va oxiratda hisob kitobning noxush kechishidan cho'chiydilar deydi. Mana bu oyati karimada mu'min, taqvodor, solih, Allohdan qo'rqadigan chin ixlosli mu'minning sifatlari kelyapti. Birinchidan ana shunday taqvodor mu'minlar qarindoshchilik munosabatlarini yaxshilaydilar deyapti. Ikkinchidan parvardigorlaridan qo'rqadilar deyapti. Va uchinchi sifati qiyomat kunidagi hisob kitobni og'ir kelishidan cho'chiydilar deyapti. Uchta mu'minning eng asosiy xislatlarini Alloh taolo bayon qilyapti. Rasululloh alayhi salot va sallam Sila-i Rahimni namoz va zikr ibodatiga tenglashtirganlar. Bir arobiy Nabi alayhi salot va sallamni ro'paralaridan chiqib, tuyalarini yuganlaridan tortib, "Yo Rasululloh, menga jannatga kiritadigan, do'zaxdan uzoqlashtiradigan amalni xabarini bering", dedi. Shunda payg'ambarimiz alayhi salot va sallam aytdilarki, "Allohga ibodat qilasiz, unga hech narsani sherik qilmaysiz, namozni ado qilasiz, zakotni berasiz va Sila-i Rahimni bog'laysiz", dedilar. Mana bu Rasulimiz alayhissalotu vassallam tavsiyalarini ko'ring. Eng avvalo Alloh taologa ibodat qilishga chaqiryaptilar. Allohga ibodat qiling, unga hech narsani sherik qilmang.
Şirk bu günahlarda en kattası. Allah subhanahu wa ta'ala bandam yer izini tuğuldurup günah kıp keseyu, lekin menge birer bir narsani şirik kımagen bosa, menge tevbe kıgen bosa, hemen günahını keçir var hemen. İlla şirkini keçir almayayım ben diye. Şirk katta günah. Nebi aleyhissalatu vesselam daima kimi bir yakşilike dalalat kısalar, en evvela Allah ki ibadet kılasız, onge hiç narsani şirik kımaysız deyip durup tevhidge çakırardılar. Zira İslam dinine ilk gayesi, ilk teşvikatı, ilk targ'ibatı bu tevhidge bugün. Hemme peygamberler ilk bar ümmetlerini tevhidge targ'ib kılışken, çakırışken. Yani Allah'ın birliği, barliği, yeke, yalgızlığı, ondan başka ilah yokluğu çakırışken. Ana ondan keyingi baskıç ibadetler meselesi bugün. Nabi aleyhissalatu vesselam ham kim uzatını aldığı kelip şunde bir yakşı amel hakkıda sorasalar, birinci orunda Allah ki ibadet kılasız, onge hiç nerseni şerik kımaysız. Ana ondan keyin namaz okuysız, zakat birasız. Ve kulizden kese hacge borasız. Ve şunu ketiden bana silah-i rahimini bağlayısız deyip törtte muhum bir tavsiyeni Peygamber aleyhisselam beri yaptılar. Kimge beri yaptılar? Bir Arabi'ge. Bu Arabi'ge berilgen tavsiye bosa da lekin kıyametgeçe keledigen siz biz ümmetke bu nasihat. Kıyametgeçe keledigen ümmetke ögüt bu. Namazını kayım kılış, zakat beriş, hac kılış, roza tutuş, ve sile-i rahimini bağlaşlık sizu bizlerge hem taallukli meseleler azizler. Sile-i rahim insaniliknin yüksek görünüşü hesaplanadı. O kişinin asliyatını açıp beredigen güzel bir hislet. Bunu biz Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ını aynen özleri de köremiz. Hemme narsada bizge ibret ve örnek bugün Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aynı şu sile-i rahim meselesi de hem bizge ibret ve örnek bugünler. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ge ilk ayetler vahiy bugünde. Cebrail aleyhisselam vahiyini abki gelleri de Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Hira ağrıda idiler. Tehennüs deyip atalmış ibadetleri var idi. Yalgız özleri kalıp ailelerden acrep, insanlar da içinden çıkıp getip Hira ağrıge barıp ibadet kılardılar. Bu nümü üçün idi? Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın vahiyge tayarlaş idi. Vahiyge. Çünkü vahiy asan bu megen. Peygamberimiz aleyhissalam doğrudan doğru Allah Teala'nın kelamını kabul kılışları, özlerine sindirişleri asan bu megen. Bana rivayetlerde geledi. Nebi aleyhissalatu vesselam'ın vahiy nazil bugün de cüde hem kattık titrep getirdiler. Kün soğuğu buluşuya karamazdan terlep getirdiler. Hatta bir sahabe eytedi, Nebi aleyhissalatu vesselam'da aldı da idim, vahiy nazil bu kaldı. Bana göre, beni tizzem uzatını tizzelerge, bedenlerge teyip turgen idi. Şu kadar beni bedenim, tenem titredi ki dediler. Ana şu peyde bilse vahiy nazil bu yetken ege. Demek siz bizlerge suyukli bugün sarveri alem Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam siz bizlerge hidayet menbeyi bugün Kur'an-ı Kerim'de şunda asanlıkça Allah'tan kabul kımayın ekeller. Belki ne meşakkatler bilen, kıyınçliler bilen kabul kıyarlar. Allah razı olsun. Uzat ana şu Hira gârıda bu turgen peytlerde demek İkra suresinden 5 de ayet nazil buldu. İkra suresinden, Kalem suresinden. Ana şu ayetler nazil bugün de Peygamberimiz aleyhisselam cüde korkup gittiler. Bedenleri titreb, teşvişke düşüp, hanedallarına yürüp geldiler. Hadice anamızı ettiler ki, beni uğrab koyunlar, beni uğrab koyunlar dediler. Hadice anamız uzatke parva kılıp, uzatın üstlerini uğrab koydular. Şunda Peygamberimiz aleyhisselam etkene geldiler ki, özümge bir narsa bulmasın deyip korktum. Yani bir an narsa bulmasın deyip korktum dediler. Şunda Hadice anamız radıyallahu anha ya Resulullah siz hiç kaçan teşviş kımayın. Siz teşviş kımayın. Allah-u Teala sizi şunda teşlep koymaydı. Çünkü sizde şunda güzel hısletler var. Yani evvela siz zayıfke yardan birasız. Adamlarge yardan birasız. Mehmonlarga demek chiroyli ziyofat berasiz.
mehmonlarni quruq qaytarmaysiz va siylay rahim qilasiz dedilar. Ya'ni to'rtta ulug' xislatini sanadilar. Birinchidan, demak, siylay rahim qilasiz, zaifga yordam berasiz, odamlar qilmagan yaxshiliklarni qilasiz, mehmonga ziyofat berasiz, musibatga uchraganga hamdard bo'lasiz deb ajoyib sifatlarni esga olib dalda berdilar. Demak, muhtaram azizlar, siylay rahim bu payg'ambarona fazilat, payg'ambarona xislat, payg'ambarona axloq, payg'ambarona odob. Siz va bizlar mana shunday ulug' payg'ambar, so'nggi oxir zaman payg'ambari Muhammad alayhisolat va sallamga ummat ekanmiz. U zotning odoblari, axloqlari, tutgan yo'llari va fazilatlari bilan o'zimizni ziynatlashligimiz kerak. Ummatlikni da'vo qilsak-ku, Nabi alayhisolat va sallamga ummatlikni da'vo qilsak-ku, lekin u zotning sunnatlariga ergashmaydigan bo'lsak, muhtaram azizlar, bu ummatlikdan foyda bo'lmaydi. Siylay rahim borasida ham demak Rasulimiz alayhissalotu vasallamga ergashishligimiz lozim. Abu Umoma Boxili roziyallohu anhu aytadilar, men Amr ibn Abasa roziyallohu anhudan sizni nega islomda ilk musulmonlardan deyishadi deb so'radim. Shunda uzat aytdilarki, men odamlar zalolatda ekanini ko'rdim va butlar hech narsa emasligini bilardim. Ya'ni odamlar sig'inayotgan but sanamlar hech narsa emasligini bilardim. So'ngra Makkada bir zot chiqqanligini eshitdim. Ya'ni payg'ambar chiqqanligini eshitdim. Oldilariga bordim va u zotdan so'radim. Siz kimsiz? Shunda u zot aytdilarki, men payg'ambarman. Ya'ni Nabi alayhi salom aytayaptilar, men payg'ambarman. Payg'ambar nima deganida Allohning elchisi dedilar. Sizni Alloh yubordimi? Ha, meni Alloh yubordi. Allohning bir u borligini bildirib, unga hech narsani sherik qilmaslik, butlarni yo'q qilish va siylay rahimni mustahkamlashlik uchun Alloh taolam meni yer yuziga yubordi. Ana demak, payg'ambarlikni vazifalaridan bittasi siylay rahimni yer yuziga tarqatish ekan. Payg'ambarlarda o'ziga yarasha vazifalari bo'lgan. Eng avvalo tavhid, odamlarni Allohni birligi borligiga chaqirish. Ana undan keyin Allohga ibodat qildirish, Allohni tanitish. Alloh taolo buyurgan amallarni ummatlariga o'rgatish, ta'lim berish, ummatlarini to'g'ri yo'lga hidoyat qilish kabi vazifalari bo'lgan va shu bilan birgalikda yer yuzida insonlarni inoq, ahl va siylay rahim ila hayot kechirishlikka targ'ib qilish bo'lgan. Payg'ambarlarning vazifasi mana shu bo'lgan azizlar. O'zi albatta islom dini yer yuzida butun musulmonlarni birdamlikka chaqiradi, ahillikka chaqiradi. Nafaqat u qarindosh urug'lar o'rtasidagi munosabatlar, balki begonalarda o'rtasidagi munosabatlarda ham mustahkamlashlikka chaqiradi. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadi: "Astaizu billah va atasimu bihablillahi jami'an va la tafarraqu." Sadaqallohul azim. Alloh taoloni arqonini mahkam ushanglar, tafriqaga bo'linmanglar deydi. Bo'linib ketmanglar. Alloh taoloni arqonidan murod azizlar bu kalomulloh, Allohning kitobi, Qur'oni Karim. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimni arqonga qiyoslayapti. Arqonga taqqoslayapti. Arqonga o'xshatayapti. Nimaga? Arqonda shunaqa xususiyati borki azizlar. Arqon ba'zi bir insonlarni osilib tursa jarlikka tushirib yuboradi. Ba'zi bir insonlarda esa tortib tepaga olib chiqadi. Demak, mu'minlar o'zlari uchun nozil qilingan kitobga, Qur'oni Karimga amal qilsalar aziz va mukarram bo'ladi. Lekin unga amal qilmasalar xor bo'ladi. Hamma narsani o'ziga yarasha tartib qoidasi bor. Bozordan bir mahsulot sotib oladigan bo'lsak, bir modda tovar sotib oladigan bo'lsak, televizor bo'lsin, mashina bo'lsin yoki boshqa narsa, uni o'zini bir kitobchasi bo'ladi. U kitobchaga o'sha sotib olgan narsangizni qanday ishlatsangiz uzoqqa yetadi, qanday ishlatsangiz undan foyda olasiz, ehtiyotsizlik qilsangiz buzilib qolishligi, hamma hammasi yozib qo'yilgan bo'ladi. Agar o'sha kitob asosida
kitobda yozilgan tartib qoida asosida foydalanadigan bo'lsak, bizga u ko'p foyda beradi va uzoqqa yetadi. Undan istifoda olamiz. Qur'oni Karim ham xuddi shunday. Qur'oni Karimda nozil bo'lgan hukmlarga, Qur'oni Karimda nozil bo'lgan buyruqlarga biz amal qiladigan bo'lsak, inshaalloh dunyo va oxirat saodatiga erishamiz. Dunyo oxiratda yuzimiz yorug' bo'ladi. Ertaga Rasulimiz alayhisalatu vasallamni oldilariga borganimizda u zotni oldida yuzimiz yorug' bo'ladi. Xudoni oldida yuzimiz yorug' bo'ladi inshaalloh. Alloh subhanahu va taolo hammalarimizni Qur'oni Karimga muvofiq hayot kechirishligimizni o'zi nasib aylasin. Silah-i Rahim o'ziga xos bo'lgan juda ko'p ajrlarga ega qiluvchi ibodat hisoblanadi. Amr ibn Dinor rahmatullohi alayhi aytadilarki, bilinglarki, farzga bosilgan qadamdan keyin qarindosh tomon bosilgan qadamdan ko'ra afzalroq qadam yo'q degan ekanlar. Farzga bosilgan qadamdan keyin qarindoshni uyiga bosilgan qadamdan da ko'ra afzal qadam yo'q ekan. Mana hammalarimiz farz uchun qadam bosib keldik jumaga. Poy tahoratlar bilan, ixlos bilan, muhabbat bilan zimmamizdagi farz bo'lgan juma namozini ado qilishlik uchun Allohning baytlaridan bir baytga bosib keldik. Inshaalloh bu qadam eng yaxshi qadamimiz. Alloh rozi bo'ladigan qadam. Bundan o'zga Xudo rozi bo'ladigan qadam yo'q. Chunki Alloh taolo Qur'oni Karimda ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila zikrillah. Ey iymon keltirganlar, qachonki juma namoziga azon aytiladigan bo'lsa, fas'au ila zikrillah. Allohni zikriga shoshinglar, Allohni zikriga zikri tomon yuringlar dedi. Mana shu nido, mana shu buyruq, mana shu ko'rsatma asosida biz hozir uzoq yaqindan Allohni baytini ko'zlab keldik. Mana bu qadamlarimiz inshaalloh eng qutlug', eng mo'tabar qadamlar. Bu qadamlar shunday qadamlarki, hech qachon qiyomatgacha o'chmaydigan qadamlar. Yomg'ir yog'sa ham, qor yog'sa ham, jala quysa ham, do'l kelsa ham o'chmaydigan qadamlar. Bularni, bu qadamlarni Alloh taolo shu darajada asrab qo'yarkanki, biz nazdimizda yomg'ir yog'sa, qor yog'sa, do'l yog'sa o'chib ketadigandek tuyuladi. Lekin Alloh subhanahu va taolo biz ularni bosgan qadamlarini yozib bitib qo'yamiz deyapti. Alloh yozgan narsa o'chib ketmaydi azizlar. Erta qiyomat kunida mana shu bosgan qadamlarimiz inshaalloh Karim foydamizga hujjat bo'ladi. Foydamizga hujjat bo'ladi. Yaxshi ham ko'proq Allohning baytiga qadamlarni ko'paytirgan ekanman. Yaxshi ham Allohning baytiga ko'proq borgan ekanman deb xursand bo'lamiz inshaalloh. Qaysi masjidga bormang, qaysi safda o'tirmang, albatta bu hammasi sizu bizlarni foydamizga ertaga hujjat bo'ladi. Mana shu Alloh rizosi uchun bosilgan qadamdan keyingi eng qutli qadam qarindoshingizikiga bosib borgan qadamingiz bo'lar ekan. Akangizikiga, ukangizikiga, opangizikiga, singlingizikiga yoki amangiz, amakingiz, tog'angiz, xolangizikiga bosib borgan qadamingiz mana shu farz uchun bosilgan qadamdan keyingi eng qutli, eng mo'tabar qadam bo'lar ekan. Silai rahim nima bilan qilinadi? Silai rahim eng avvalo mol bilan qilinadi. Chunki insonlarda molga ehtiyoj bo'ladi. Ba'zi bir insonlarda qo'li kalta bo'ladi, yetishmovchilik bo'ladi. Boy badavlat qarindosh urug'lar faqir bo'lgan kambag'al yetishmovchiligi bo'lib turgan qarindoshlariga o'sha mollardan sarflab turishlik kerak. Endi molingiz yo'q, qo'lingizda pulingiz yo'q. Endi nima bilan bo'ladi desa, endi shu ziyorat bilan bo'ladi. Uyga borib ko'ring. Mayli non olmang, boshqa narsa olmang, lekin borib ro'za-i Ramazon oylarida yaxshi o'tiribsizmi? Kamchiliklar yo'qmi? Alloh bizni kelgusi Ramazonlarga ham yetkazsin deb qo'yishlikda o'zi bir katta ne'mat, katta silai rahim. Avvallari yana Allohga shukr zamon rivojlanyapti. Bugun qo'limizda telefon, uyimizda kompyuter, tagimizda mashina. Hech bir uzr qolmadi bizga qarindoshlikka borishga yoki hol ahvol so'rashga. Ba'zi bir odamlar bahonalar qiladi, ishim ko'p deydi, ulgurmayapman deydi. Hamma o'zi bilan o'zi ovora deydi. Bolalarni boqishim kerak, ularni uylashim kerak, joylashim kerak,
uy solishim kerak, mashina olishim kerak, hali ishim ko'p, hali u yoqda, hali bu yoqda vaqtimiz o'tib ketyapti. Avvallari bizi ajdodlarimiz shu darajada bo'lganki, birinchi o'ringa siylay rahimni qo'yishgan hayotlarida. Qiyin bo'lishiga qaramasdan, sharoitlari og'ir bo'lishligiga qaramasdan bordi keldi zo'r bo'lgan, shuning uchun ularda hayotida baraka ham zo'r bo'lgan. Bugun jamiyatda yashayapmiz, qarindosh urug'larda ko'pi mol dunyoni orqasidan begonalashib ketyapti. Bir otadan, bir onadan dunyoga kelgan, bir otani pushti kamaridan dunyoga kelgan, bir onani sinasini emib bir beshikda katta bo'lgan aka-ukalar mol dunyoni orqasidan meros talashib, uy-joy talashib yoki boshqa moddiy narsalarda talashib yuz ko'rmas bo'lib qiyomat diydor bo'lib ketyapti. Yo yolg'onmi shu holatlar? O'sha dunyo siz bilan bizni yuz ko'rmas bo'lib ketishligimizga arziydimi? O'sha biz uchun chiroyli ko'rinayotgan bu dunyoni Alloh taolo qiyomat kunida bir xunuk kampir suratida yaratar ekan. O'zimiz ham jirkanib qolar ekanmiz. Alloh taolaga aytar ekan o'sha kampir: "Parvardigor, mana shu o'zingni eng yaxshi ko'rgan bandangga bergandirkan." Alloh taolo aytar ekanki: "Yo'q, men u dunyoda seni unga ravo ko'rmadimmi? Bu dunyoda ham senga uni ravo ko'rmayman. Jannatda ham senga uni ravo ko'rmayman." der ekan. Demak, mol dunyo muhtaramazlar, katta fitna. Bunga fitnaga uchib qolmaylik. Mana shuni deb yuz ko'rmas bo'lib ketmaylik. Chunki siyla rahimni buzishlik Allohni rahmatini to'silib qolishiga sabab bo'ladi azizlar. Muhtaram aziz jamoatimiz, Rasulimiz alayhissalotu vasallam siyla rahimga shu darajada bizni qattiq targ'ib qilganlarki, bir kun Arafa kechasida dedilar bir sahobiy, Allohning baytlaridan bir baytda jam bo'lib Rasululloh alayhissalomning atroflarida o'tirganimizda Rasululloh alayhissalotu vasallam aytdilarki, ichimizda siylay rahimni uzib qo'ygan odam bo'lsa, o'rnidan turib chiqib ketsin. Biz bilan o'tirmasin dedilar. Uch bor shu gapni takror qildilar. Shunda bir chekaroda o'tirgan bir yosh yigit o'rnidan turib chiqib ketdi. Ma'lum bir muddatdan keyin qaytib kelib o'tirdi. Nabiy alayhissalotu vasallam so'radilar: "Qayoqqa borib keldingiz?" "Shu gapingizdan keyin bir xolam bilan arazlashib qolgan edim. Talashib qolgan edim, janjallashib qolgan edim. Borib uzr so'radim. Xolam ham mendan uzr so'radi. Quchoqlashib ko'rishdik va yarashib oldik." Shunda Nabiy alayhissalotu vasallam aytdilar: "Ahsan" dedilar. "Juda go'zal ish qilibsan" dedilar. "Ogoh bo'linglar" dedi sahobalarga qarab. Siylay rahimni uzgan kishi bor jamoatdan Allohning rahmati to'siladi. Ya'ni qaysi bir qavmda, qaysi bir jamoatda siylay rahimni uzgan, qarindoshchilik aloqalariga putur yetkazgan inson bo'ladigan bo'lsa, ana shu jamoat, ana shu qavmni ichiga Allohning rahmati tushmaydi dedilar. Demak, azizlar, Ramazon mana yakunlanib boryapti. Hayit arafasida turibmiz. Mana shu juma namoziga minglagan odamlar keladi. Shu minglagan odamlarning ichida afsuski, akasi bilan urushgan, opasi bilan urushgan, amakisi bilan urushgan, tog'asi bilan urushgan, ayoli bilan urushgan, otasi bilan urushgan, onasi bilan urushgan insonlar ham o'tiradi. Siyla rahimni buzishlik shunday bir og'ir kasofat ekanki, bu nafaqat o'sha insonni o'ziga tegar ekan, balkim jamiyatdagi, o'sha jamoatdagi, qavmdagi hammaga barobar kasofat urar ekan. Na'uzubillah. Mana shu yerda ichimizda agar birorta bir inson hozirgi kunda siylay rahimni uzgan bo'lsa-yu, jamoatimizda o'tirgan bo'lsa, uni bizga kasofati tegar ekan-da azizlar. Xudo saqlasin. Buni kasofati og'ir bo'lar ekan. O'ziga ursa-ku mayli, lekin butun jamoatdan Alloh taoloning rahmati, barakasi uzilib qolishiga sabab bo'lar ekan azizlar. Afsuski bugungi kunda Ramazon sharifda, hayit arafalarida ham ayrim xonadonlarda nizolar, urushlar, janjallar, er-xotin urushgan, aka-uka urushgan, opa-singil urushgan, ota-bola urushgan, ayrim qaynona-qaynotalar kelinini haydab solgan, ko'chaga chiqargan. Xudodan qo'rqmaydimi-ki bu insonlar, ertaga bayram kelayotgan bo'lsa, ertaga 30 kun mobaynida
muborak Ramazon oyida roza tutib mukofot oladigan kunimiz bo'lsa, hayit kuni shunday kunki azizlar, mana shu tutgan rozalarimizni ajrlarini, savoblarini, mukofotlarini oladigan kunimiz. Xuddi uyingizda bir madikorni ishlatib xizmat haqini berganingizdek, Alloh subhanahu va taolo sizni bizlarni ham xizmat haqimizni beradigan kun kelyapti. Erta o'tadi, indi o'tadi. Ana undan keyin Ramazon hayitiga chiqamiz. Shu hayit kuniga qadar kimi xonadonida nizo bo'lgan bo'lsa, urush bo'lgan bo'lsa, janjal bo'lgan bo'lsa, talashib tortishib qolgan bo'lsalarni yarashinglar azizlar. Xudodan qo'rqaylik. Bu 70 yillik, 60 yillik ozgina imtihon, sinov dunyosida bir-birimizdan dilimiz og'rib qolmasin, qalbimiz ranjimasin. Chunki mu'min insonni arazlashib yurishligi 3 kun, 3 kundan ortig'i harom bo'ladi. Harom bo'ladi 3 kundan ortig'i. Xuddi boshqa bir harom ish qilayotgan bilan barobar bo'lasiz, agar 3 kungacha yarashmasangiz. 3 kunning ichida inson o'ziga kelib qolar ekan, qalbida ozgina 3 kungacha gina saqlanib turar ekan. Bu tabiiy insonning qalbida bo'ladi. Lekin 3 kundan ortib ketadigan bo'lsa, u nafsiga tobe bo'lgan bo'ladi. Kibridan bo'ladi, havosidan bo'ladi, kechira olmayotganidan bo'ladi. Kibr esa, havo nafsga berilish esa bu shaytonning ishi bo'ladi. Shayton alayhi la'nani eng katta yomon ishi bandaga dushmanligi. Bu azlar insonlarni bir-biriga nisbatan qalbida adovat qo'zg'ab urushtirish. Er xotinning o'rtasiga nizo solish, ota balani o'rtasiga nizo solish, do'st og'aynilarni o'rtasiga nizo solish. Eng birinchi qiladigan ishi shu. Chunki jamiyatda adovat kuchaysa, razolat kuchaysa, gina kudurat kuchaysa, insonlarning o'rtasida mehr, oqibat, sila, rahim qolmasa, o'z-o'zidan mana shu jamiyat tanazzulga yuz tutadi. Tanazzulga yuz tutadi. Bu jamiyatda baraka bo'lmaydi, xayriyat bo'lmaydi. Ana endi atrofdan kelgan kuchlar mana shu jamiyatni bemalol o'ziga bo'ysundira oladigan tayyor bir xo'rakka aylanib qoladi. Ana shuning uchun muhtaram azizlar, demak, muborak oy bo'sahasida, muborak kunlar bo'sahasida arazlashib urushib qolganlar bo'lsa yarashib olsin. Shayton alayhi lana aytar ekan, Parvardigor, men seni amringa itoat qilmasdan senga dushman bo'ldim. Fir'avn xudolikni da'vo qilib senga dushman bo'ldi. Endi aytkinchi, men bilan Fir'avndan boshqa senga og'irroq, kattaroq dushman bormi degan ekan. Men va Fir'avndan ham ko'ra senga kattaroq dushman bormi deganida Alloh subhanahu va taolo aytgan ekan, bor degan ekan. Kim u desa, bir onadan, bir otadan dunyoga kelib, keyin yuz ko'rmas bo'lib, begonalashib ketgan, sila rahimni uzgan insonlar, sen bilan Fir'avndan ham menga og'irroq dushman degan ekan. Azizlar, bu gap oson emas aytishlikka. Allohning dushmani bo'lib qolmaylik. Yaratgan Rabbimiz Alloh subhanahu va taologa qarshi chiqmaylik. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam nima dedilar? La yadkhulul jannata qati'u rahimin. Jannatga kirmaydi, kim kirmaydi? Siylay rahimni uzgan odam jannatga kirmaydi dedilar. Na'uzu billah, Xudo saqlasin. Qarindoshchilik rishtalarini uzgan inson jannatga kirmaydi dedilar. Boshqa bir hadis shariflarda aytadilar. Hadisi qudusiy bu. Alloh taolo aytar ekan, men Rahmonman, mehribonman. Rahmon degani hammaga mehribon. Kofirga ham, musulmonga ham, fosiqqa ham, munofiqqa ham, taqvoda hamma, yer yuzidagi hammaga rahmonlik sifati ketaveradi. Men Rahmonman. Rahimni men yaratdim dedi. Rahim degani endi onani qorni. Rahimni men yaratdim. Va unga o'zimi ismimdan nom berdim. Rahim deb. Kim shu rahimga bog'lansa, men unga bog'lanaman. Kim bu rahimni uzsa, men ham undan uzilamandir. Alloh asrasin. Allohdan uzilib qolar ekan, qarindoshchilik rishtasini uzgan odam Xudoni o'zidan uzilib qolar ekan. Alloh barakasini, rahmatini to'sib qo'yadi degani bu degan. Silay rahimni uzib qo'ygan odam o'zini o'tdan cho'qqa urib, mehnat qilib,
kasb qilib, tijorat qilib, u yoqqa borib, bu yoqqa kelib, pul topaman deb, baraka topaman deb avora bo'lmasin ekanda. Sila rahimni uzgan odam o'zini o'tdan cho'q ko'rmasin. Unda baraka bo'lmaydi. Baraka bo'lmaydi. İkincidən, ana şu barakası bulmayan adamda atrafı deyilər deyən barakası bulmaydı. Huda sağlasın. Luqman-ı Hakim etərək eller ki, oğlularına nasihat qılıb, ey oğullarım, silə-i rahimdə özgən adamda yanında yürməyilər. Yanlarına çakırmayılər, o bilən birgə savdalaşmayılər. Onlar da ülfət qımayılər özlərini. Demək ya, çünki onu kəsafatı silərgi uğradı. Ünge tosulgən rahmet silərdən həm tosulub qaladı. Ondan tosilgan baraka sizlardan ham tosilib qoladi deb nasihat qilar ekanlar. Qarang azizlar. Ana shuning uchun muborak oylar, muborak kunlarda turib biz muhtaram azizlar silay rahim. Urushib qolganlar bo'lsa, talashib qolganlar bo'lsa, tavba qilaylik, istig'for aytaylik, boshqatdan silay rahimni bog'laylik. Boshqatdan bog'laylik. Bir yigit Nabiy alayhisalomning oldilariga kelib, "Ya Rasululloh, qarindoshlarim menga ko'p zulm qilishadi. Men ularga yaxshilik qilaveraman, lekin menga zulm qilishaveradi. Men ularni kechiraveraman. Yaxshilik qilaveraman, ular menga yomonlik qilishaveradi. Nima qilay endi? Hech iloji bo'lmay qoldi. Ular menga nisbatan yomon munosabatda bo'lsa, men ham ularga nisbatan o'sha qilayotgan qiliqlarini qilaymi deganlarda yo'q dedilar. Unday qilmagin. Bunday qiladigan bo'lsang bo'lmaydi. Bizi dinimiz shunday dinki, yomonlikka ham yaxshilik bilan javob qaytariladigan din. Ya'ni jaholatga qarshi ma'rifat ila kurashiladigan din. Biroq yomonlik qilsa, biz ham unga nisbatan yomonlik qilmasligimiz kerak. Biroq zulm qilsa, biz ham zulm bilan qaytarmasligimiz kerak. Balkim yaxshilik bilan javob qaytarishimiz kerak. Sen shunday qilishda davom et dedilar. Yaxshilik qilishda davom et. Zero qarindoshchilik rishtasini bog'lashlik bu faqat birov bizi kelib ko'rganda, ya'ni qarindoshimiz kelib ko'rganda unga javob tariqasida borishligimiz nazarda tutilmaydi. Haqiqiy silay rahimni bog'lashlik qarindoshlarimiz bizdan uzilib qolgan paytda ularga biz bog'lanishligimiz mana shu haqiqiy silay rahim bo'ladi. Biz oldimizga kelmayaptimi, biz boraveraylik. Bizni ziyoratimizga kelmayaptimi, biz boraveraylik. Chunki bizni qo'limiz ertaga inshaalloh yutuqda bo'ladi azizlar. Alloh subhanahu va taolo hammalarimizni muborak oylarda, muborak kunlarda ana shunday ulug' bo'lgan silay rahimni bog'lashlik, arazlashib, urushib qolganlar bo'lsa, yarashishlik baxtiga Alloh muyassar aylasin. Azizlar, ikkita urushib qolgan odamni o'rtasini isloq qilib qo'yishlik ham juda xayrli amal. Atrofimizda urushib qolganlar bo'lsa, yarashtirib qo'yaylik. Er-xotin, ota-bola, ona-bola, aka-uka, amaka-jiyan urushib qolganlar bo'lsa, yarashtirib qo'ysak, inshaalloh farishtalar bizga salovat aytadi. Har bir bosib borgan qadamimizga inshaalloh ajr bo'ladi, mukofot bo'ladi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam bir hadislarida aytadilarki, sizlarga kechalari ibodat qilib chiqishdan ko'ra, kunduzlari nafil ro'zalar tutishdan ham ko'ra xayrliroq bo'lgan bir amalni o'rgataymi dedilar. Qarang, kechalari nafil namoz o'qib chiqdi bir odam, yoki kunduzi nafil roza tutdi, lekin shundan ham afzal bo'lgan amal bor ekanda, u nima deb so'rashganida, u ikkita urushib qolgan odamni o'rtasini yarashtirish dedilar. Urushganlarni yarashtirish dedilar. Demak, muhtaram azizlar, urushganlar bo'lsa yarashaylik. Ertaga hayitga butun katta alomon chiqadi. Hamma masjidlarimiz to'lib toshadi. Bu masjidimizda ham 500 metr yoqqa, 500 metr bu yoqqa yo'llar bekitilib, yo'llarimiz to'la odamlar. Hamma mu'min musulmonlar shu Allohning baytiga jam bo'ladi. Nima uchun chiqamiz? Allohning rahmatidan, mag'firatidan umid qilib chiqamiz. Barakasidan umid qilib chiqamiz. Ajr, savob olib ketishlik uchun chiqamiz. Xizmat haqimizni olishlik uchun chiqamiz-da ertaga. Endi muhtaram azizlar, ichimizda bir kishi nafsiga berilib, ota-onasi yoki aka-ukasi qarindoshi bilan urushib chiqqan bo'lsa, yarashmasdan chiqqan bo'lsa, ana shu sababidan butun yig'ilgan katta jamoat ustiga Allohning rahmati yog'ilmaydi. Barakasi to'silib qoladi. Shuncha odamni haqiga xiyonat qilmaysiz. Shuncha jamoatni haqiga xiyonat qilmang. Bugun yarashing, bugun ulug' kun, arazlashganlar yarasin. Ota-bola bir-biridan kechirim so'rasin. Otadan o'tgan bo'lsa ham, boladan o'tgan bo'lsa ham, kelin, qaynota, qaynona so'raylar bir-birlarini kechirim.
Kaynata kaynana bulsam kelinden keçirim sorursun, üyetmesin. Farzandadan bulsam keçirim sorursun. Farzandlar bulsa en avvalı birinci oranda ota anasından keçirim sorasın. Uyuşmagan bulsam bugün keçirim sorup koyarılık. Kança bana orada bir kalplerine ağır batadığın geplerde geperi koyan buluşumuz mümkün. Kalplerine ağırlık koyan buluşumuz mümkün bilmeyen halde. Uyuşmagan bulsam keçirim sorup koyarılık. Hemimiz birbirlerimizden keçirim soruyla yazdı. Bizden hem razı buluyorlar. Allah subhanahu wa ta'ala bana şu hayat gününü berekesinden hemimiz dostu koymasın. Berçelerimiz salamat hayat günlerine çıkışlığımızı özü nasip eylesin. Muhterem braderler, tarihke nazar taşıyan bu sek, tarihte kaysa bir yurt, kaysa bir vatan, memleket, terakkiyatke erişken bu se, onu zemiri de tinçliğe asayişteliğe turgen. Tinçlik ve asayişteliğe. Şunu evazıge terakki etken, şunu evazıge rüvajlengen, bütün dünyaya örnek namuna bugün. Mukaddes dinimiz uluğ nimet bulmuş tinçliği ve hatır cemlikke tergib kıladı. Zulüm kılış, azar beriş, buruğuna hakkını iş, gıybet, iğva, fitne terkatiş ve naha kan tokşilikini karalaydı. Kur'an-ı Kerim'de Allah subhanahu ve teala aytadı. Ya eyyuhallezine amenu dukhulu fissilmi kâffeh. Sadakallahu lazim. Ey iman keltirgenler. Tinçlikke yapas yekiriler dedi. Yani tinçlikke hammeler bir dek hareket kılıyorlar. Bir yakadan baş çıkarıp hareket kılıyorlar. Tinçliği için küreşli bitti adamdı, bitti şahsdı. Ya ki devlet idarasını, hükümetli işimiz. Tinçlikini, hatırcamlikini, asrab avaylaş hemimizin vazifemiz. Hemimizin zimmemiz dedi. Mesuliyet bu. İmandan kengi en uluğ nimet bu tinçlik nimeti. Peygamber aleyhissalatü vesselam ayetediler İmam Buhari rivayetleri de, Tirmizi rivayetleri de Allah'tan avf ve tinçlik amallikini sorengizler. Birer kişiye imandan keyin avf kılıçlik ve tinçlikten afzalarak nimet verilgeni yok digerler. Ve özleri beş mehal namazda dua kılardılar. Allahümme inneke, Allahümme inne nes'aluke l'affe vel afiye fiddini ve dünya vel ahira. Allahümme senden dinde, dünyada, ahirette afiyet. Salametlik, hatırcamlik soruyum ben de dua kılardılar. Nebevi dua bu. Tinçlikine ahamiyetin ne kadar ulu ekelliğinden Nebi Aleyhisselam daim Allah'tan tinçliği sorardılar. Allah'a şükür ki yurtumuzdaki tinçlik ve faravallikini şerafeti bilen bu yıl Ramazan ayda 2000'den ziyat mescitlerde taravih namazları ada kılındı. 1550'de mescitte hatmi Kur'anlar buldu. Yana 350'de mescitte hatmi Kur'an'ı Leylatul Kadir keçesinde hatmi anası buldu. Mana bular elbette bu tinçliğimizin şerafeti. Emin erkin ibadetler kıldık. Teşkarıda kere basın hükümetimiz bizi tinçliğimiz, hafızlığımızı tamamla verip durdu. Uzları ibadet kılmasalar hem bizi ibadet kılıçlığımız için şerafet kıverişti. Allah razı olsun. Bizlerine ibadetlerimiz sahablarda ularını hem Allah Teala bahramet eylesin. O çekerelerde durup hafızlığımızı tamamla durgen saldatlarımız, askerlerimiz, zabıtlarımız var. İbadetten kol etken bulsalar da bizi tinç ibadet kılışımızda yani şu lakette hisseleri var. Allah razı olsun. Bunlar diyeyim dua kılaylık. Elbette tinçlikini himayetse, tinçlikini tamirlovçu, tinçlik için canını tıkken insanlar diyeyim aziz sahibi olur bulaydı inşallah. Allah subhanahu wa ta'ala yani şu tinçlik için mesul bugün devlet, hükümet idareleri, rehber, hadımlarını emperverdikara o da hanadanlarını tinç aman kısın. Taassuf ki yazılar bugünkü günde uzak ve yakındaki Katar memleketlerde şu cümlede Müslüman ülkelerde kurallı faciyeler büyüp durdu. Hususen bana koşni memlekette, şunu da yanımızda, Afganistan'da körüp bile durup sile günü keçe 4 tecavüde katta partileş bugün. Mazar-ı Şerif'te, Kabul'de, Kunduz'de. Mazar-ı Şerif'te bir de mescid partiletilgen. 40'ta Müslüman vefat giden. 40'ta. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Kaçınca şükür kısa şuncakem. Tinçimiz, hatırcamımız. Asmandan bitti oh kep dursa, rekete düşüp dursa. Halavet buladı mı? Bu muydu? Ana şu tinçliğini yok atken memleketlerde bana körü yapsalar. Ozu yaşap durgen vataneden çıkıp geti yaptı. Milyonlagen adamlar yaşap durgen cahin teşap geti yaptı. Ücaysagen, vatan kigen, yaşap durgen, mihre düşgen cahiden yığılap terk geti yaptı. Ne için? Tinçliği yok oldu yerde. Yani hatırcamlık yok. İnsan hatırcamlık, halavet, tinçliği bulsa yine bir cahide mezzakla hayat geçirir. Bu mesela hayatta kızı kalmayan hiç kimge. Doğru mu?
tinchlik, xotirjamlik bor ekan, alhamdulillah, bolalarimiz emin erkin maktabga boryapti. Eshikdan kuzatib boryapmiz, xabar olmaganimiz o'zi borib kelyapti. Nimaga xavf-xatar yo'q? Masjidga bolalarimiz chiqyapti. Hech kim xabar olgan yo'q. Yosh bolalarimiz shu ko'chalarda o'zi chiqib, u 12 da kirib ketyapti. Ota-onasi chiqib ketyapti, kirib chiqyapti masjidga. Bu nimani sharofati? Bu albatta tinchlikning sharofati azizlar. Ana shuning uchun muhtaram azizlar, tinchlik va xotirjamlik juda ham katta ne'mat. Payg'ambar alayhisolatu vasallam hadis muboraklarida aytadilar-ki, ni'matani ma'bunun kathirun minan nas as-sihhatu wal faragatu dedilar. Ya'ni ikkita ne'mat bor, shu ikki ne'matning qadriga ko'pchilik yetmaydi. Biri tinchlik bo'lsa, ikkinchisi sihat salomatlik. Mana shu ikki ne'mat bo'lsa, inshaalloh boshqa ne'matlar ham bizga tatiydi. Muhtaram azizlar, yana bir masalaga e'tiboringizni qaratmoqchimiz. Ramazon hayiti bayrami munosabati bilan atrof muhit obodonligiga yana bir karra e'tibor berishligimiz ayni bu dinimizning talabi. Mana shunday xayrli ishlarni amalga oshirish maqsadida joriy yil 30-aprel, ya'ni ertaga mamlakatimiz bo'ylab umumxalq xayriya hashari rejalashtirilgan. Mazkur hasharda barchamiz faol qatnashaylik. Eng avvalo xonadonlarimiz, eshik oldilarimiz, ko'chalarimiz, ariqlarimiz, zovurlarimiz, mahallalarimizda joylashgan qabristonlarimiz, ziyoratgohlarimiz va masjidlarimiz, ko'cha-ko'ylarimiz hamma joyda toza qilaylik. Chunki bayram kelyapti. Bayram kelayotganda albatta mu'min musulmonlar durujba bo'lish kerak. Hammalari birlashish kerak. Shunday bir o'tkazishimiz kerakki, yuqori kayfiyatda, bayramona ko'taringki, hammani yuzida tabassum, hammani tilida duo, hammani tilida zikr, hamma bir-birini holidan xabar olgan, aloqalarda tikilagan, urushganlar yarashgan, hech kim bir-biridan ko'ngli qolmagan holatda hayit bayramlarini o'tkazishimiz kerak. İnşallah Xudo taolo hammalarimiz salomat hayitga yetkazsin. Hayit kuni ko'chalarni tirband qilib, Arafa kuni mashinalarda u yoqqa bu yoqqa borib Fatiha xonlik qilishlik bu dinimizda yo'q azizlar. Aza 3 kun, aza 3 kun, aza 3 kun. 3 kundan ortig'i kerak emas azizlar. Arafa kuni, hayit kuni uyimizda o'tirib duo qilib, Qur'on o'qib bag'ishlab qo'ysa shuni o'zi kifoya. O'sha kuni Arafa kuni peshin namozida masjidga yig'ilamiz. Inshaalloh bu yerda xayrli duolar bo'ladi. Tilovat Qur'onlar qilamiz, o'tganlarimizga bag'ishlaymiz. Mana shu bilan tarqalamiz, bo'ldi shu. Eshik ochib, mehmon kutib, mehmon kuzatib, o'zingizni vaqtingizni bekorga o'tkazmang. Azizlar, hayit bu bayram bu, bayram. Hamma kulish kerak, hamma o'ynash kerak. Hamma yig'ilib bir chekiga kirib o'tirmaslik kerak. Aza 3 kun, 3 kundan ortig'i harom. 3 kundan keyin, masalan, bir kech qolgan bo'lsangiz, mayli uzoqdan kelgan odam bo'lsa, 3 kundan keyin borib ta'ziya bildirib qo'ysin. Lekin mahallasida turib ta'ziya bildirmagan bo'lsa, 3 kundan keyin kirmay qo'yursin, uni yarasini yangilamasin. Yarasini yangilamasin. Hayitda kirib olib, bunday edi, bunday edi. Shuning uchun muhtaram azizlar, bayramona kayfiyatda o'tkazaylik. Masjidga hayit kuni piyoda kelishlikni fazilati ulug'. İnşallah bu yo'llarimiz to'siladi. Avara bo'lib mashinalarda, ulovlarda kelib, diqqatimiz oshib mashinalarimiz o chekkalarga tashab qo'ymaylik. Bu atrofda yashayotganlar piyoda chiqaylik. Nabi alayhisolatu vasallam shunday qilardilar. Bu sunnat. Namozgohga hayit namozi o'qishligi uchun payg'ambarimiz bir ko'chadan kelsalar, ikkinchi ko'chadan qaytib ketadilar. Shu sunnatni qilinglar. Oldin qilmagan bo'lsalaring bu ko'chadan kelinglarda, ketishda bu ko'chadan ketinglar. Mana shu sunnatga qo'ygan muhabbatinglar uchun ajabmaski Alloh taolo qiyomat kunida Nabi alayhisolam bilan yonma-yon o'tirishlik baxtiga muvaffaq qilsa. Har bir sunnatni shunaqa muhabbat bilan qilishimiz kerak. Hayotimizda har kuni 4000 dan ortiq sunnat bor. Ayrimlarga shunday mahkam yopishib olganimizda, lekin ko'pini unutib yorganmiz. Lekin sunnat ko'p hayotda. Ana shu sunnatlarni sidqidillar muhabbat bilan qilaylik. Bayramda albatta namozdan keyin muhtaram azizlar hamma shirinlik sotib oladi. Taomlar sotib oladi. Sovg'a salomlar uylarimizga olib kiramiz, tabiiy. Endi mana shunaqa shirinliklar, taomlar, sovg'a salomlar tayyorlab chiqayotgan azizlarimiz u tayyorlab chiqayotgan taomlarimiz, shirinliklarimiz sifatiga e'tibor beraylik. Bayramda odamlarning ko'nglini ko'taraman deb aza ochib qo'ymaylik. Odamlarning salomatligiga
zarar yetkazib qo'ymaylik. Bayramona kayfiyat bo'lishlik uchun ana shu taomlarni ham sifatli qilib, siz xodimlari ham bu yerda o'tirishadi. Ular ham bir qator nazorat qilishadi, lekin o'zimiz ham chin dildan ixlos muhabbat bilan tayyorlaylik. Bu albatta shirinlik ko'tarib kirish ham sunnat. Tayyorlab chiqinglar. Hayitdan keyin sotib olinadi. Nonlar bu bayram uylarga shunaqa sovg'a salomlar olib kiriladigan hadiyalar ulashiladigan kun inshaalloh. Biz bundan to'smaymiz, man qilmaymiz, olib chiqsin. Lekin shularni halolligiga, tozaligiga va did bilan pokiza tayyorlanganligiga e'tibor beringlar. Mu'minlarning halqumini buzib qo'ymaylik. Duo qilsa duolari qaytariladigan darajada ularga harom luqma berib qo'ymaylik. Bunga e'tibor qaratishlaringizni so'raymiz. Haq taolo hammalarimizni muborak hayit kunlariga salomat chiqishligimizni o'zi nasib qilsin. Inshaalloh.